Herkese merhabalar. Shalom Artı 18'in Okuduktan Olduğu programından herkese hoş geldiniz diyoruz. Ben Melih Banana. Ben Doruk Bugünkü podcastimizde yani aynı hem hostumuz aynı zamanda bugünkü podcast konuğumuz Doruk Barokas'ın Tel Aviv Üniversitesi macerasını dinleyeceğiz beraber. Hani gerek üniversite yaşamı, akademik yaşamı, gerek sosyal yaşamı, gerekse hani daha finansal konularda hem yurt dışında veya İsrail'de okumak isteyen gençleri hem de onların ebeveynlerini bilgilendirmek istedik açıkçası. Barokas. Doruk'cum önce istiyorsan bir kendini tanıt, hangi bölümden mezunsun onlardan bahset bize, sonra daha detaylarına inelim. Tabii ki. İlk başta hepiniz hoş geldiniz. İkinci serimize. İlk serimizde bu arada izlemediyseniz Melih'in bölümüydü. Onu da izleyin deriz. İlk başta kendimi tanıtayım. Ben Doruk Barokas. Tel Aviv Üniversitesi'nde okudum ben. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü. Ve 2016 yılı girişliyim. Ve 2020 yılında da mezun oldum. Derslerim bitti. Pandemi sürecine de son dönem denk gelerek. Üniversitemi yani İsrail'in Ramat Aviv şehrinde, hani her ne kadar Tel Aviv Üniversitesi olsa da Ramat Aviv şeklinde şehrinde okudum. Aynı zamanda bölümüm international bölüm. Yani İsrailli öğrencilerle değil, daha çok yurt dışında diğer öğrencilerin katıldığı İngilizce olan bir bölümdü. Ve bu bölümden mezun oldum. Bu şekilde. Süper. O zaman hazır bölümünden bu kadar bahsetmişken biraz daha detaylarına inelim. Okumak isteyen elektrik elektronik mühendisliğini seçmeden önce bu bölümü okuyacağına nasıl karar verdin? Bir de bu bölüme verdikten sonra üniversite seçimini neye göre yaptın? Biraz da bunları dinleyelim. Şimdi şöyle, herkes bildiği gibi 12. sınıfta üniversite, daha doğrusu 11. sınıftan başlıyor. Üniversite tercihi ve üniversite hangi bölümü okuma süreçleri hepimizin kafasına bir soru işareti. Tabii ki hani finansal açıdan eğer yapabiliyorsanız Amerika ve Kanada tabii ki düşünülebilir ama ben kişisel olarak biraz daha yakın coğrafyada bir yerde okumak istedim. İsrail'in özel olarak yani seçimim olması yani olma temel nedeni aslında Startup Nation olarak adlandırılması ve hepimizin bildiği gibi teknoloji bakımından çok gelişmiş olmasıydı. Aynı zamanda yani mühendislik olarak tam olarak kafamda bir şey yoktu, böyle bir net yani mühendis olmak istiyordum ama hangi bölüm olması konusunda kafamda böyle soru işaretleri vardı. Ben de biraz hani bölüm değil biraz okul seçtim o konuda. Yani İsrail'de okumak istiyordum. Ve Teknion olsun, IDC olsun farklı farklı İngilizce bölümü olan okullara başvurdum. Kabulleri de almıştım. Ama Tel Aviv Üniversitesi gerçekten çok huzurlu bir ortam var. Aynı zamanda hani Tel Aviv gibi bir şehir olması ve hani birçok farklı farklı kültürün de bir içinde olduğu bir yer olması, elverişli bir aynı zamanda eğitim ortamı da olması beni çok çekti. Ve bu yüzden elektrik elektroniğe hani çok çok ilgim olduğunu söyleyemem ama matematiğe çok ilgim olduğu için hani tabii ki okulun başında şu an ilgim var. Böyle bir karar verdim. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum ki hani bu kararım konusunda hani mutluyum. Mutlu oldum ve memnundum. Yani international olması mesela az öğrenci ve yani daha az öğrenci başvuruyor ve öğretmenler de yani Amerika yani İsrailli öğretmenler olmasına rağmen hani ana dilleri İngilizce olmamasına rağmen çok verimli bir şekilde İngilizce'de konuşulabilen ve İngilizce eğitimin çok yani net verildiği bir okul ve bölüm olduğu için böyle bir tercihim oldu. Süper. Aslında dediğin şey çok doğru. Hani çünkü her ne kadar istediğin bölümünden çok emin olsan da her türlü bir risk teşkil ediyor. Kesinlikle. Bu nedenle öncesinde yani hümmalı bir çalışma ve araştırma gerekiyor aslında. Senin de anladığım kadarıyla zaten hani okulun akademik konularında araştırman olmuş daha öncesinde. Bu da çok iyi. Biraz da o zaman öncesine gidelim. Hani liseden de bahsettik. Lisede başvururken bu süreci bize anlat. Biraz hani Tel Aviv Üniversitesi senden neler bekledi? Bunlardan biraz bahset bizlere. Şöyle söyleyeyim, başvuru sürecimi tamamen kendim yaptım. Herhangi bir danışmadım herhangi bir danışmana. Ve süreç aslında çok yani basit demeyeyim ama nasıl söyleyeyim hani çok
Yani basitlik şöyle, tamamen hani yardımcı olunabiliyor her türlü. Mesela örnek veriyorum, başvuru internet sitesinden yapılıyor. Ve internet sitesinde bir form dolduruyorsun. İstenilen belgeleri yüklüyorsun. Örnek veriyorum, hani benim için mesela ben IB diploma programını yapmıştım ve o program bağlamında işte hem notlarımı istemişlerdi, hem lise diploma notlarımı istemişlerdi. Aynı zamanda benim için üniversite sınav sonuçlarımı da istemişlerdi. Yani tabii ki buna ek olarak ilgilenenler için tabii ki İngilizce yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor ve 6,5 gibi bir ortalama yapmanız bekleniyor IELTS sınavından. TOEFL'da işte ona eşdeğer, tam olarak bilmiyorum TOEFL'ı. 80 olması lazım sanırım. Aynen öyle. O tarz bir şey. Bu şekilde ekstra olarak tabii ki hani böyle her üniversitenin istediği gibi hani kendinizi tanıtan bir paragraf tarzı bir şey. Hani neden bu bölümü seçtiniz ve hani bu tarz gibi şeyler yazmanız bekleniyor. Ve tabii ki tavsiye mektupları, transkript, bunların hepsi tamamen yükleniyor. Ve hepsi tamamen online olması çok büyük avantaj. Hani gidip hani bazı üniversiteler size posta yoluyla fiziksel olarak yollamanızı bekliyor. Tabii ki üniversiteye başladıktan sonra benden hani diplomamın işte aslını al yani aslını almak değil ama görmek istediler tabii ki. Ben de göstermiştim. Tamam demişlerdi. Böyle. Ama yollama gerektirmiyor. Bu yüzden o konuda basitti. Başvuru sürecimde hani aynı zamanda çok yardımcı oldular. Hani yurt olsun, onun dışında belirli kafamdaki soru işaretleri devamlı şey yapıldı. Yani cevap alabildim. O konuda Süper. o şekilde. Süper. O zaman biraz da şimdi üniversitede geçirdiğin pandemi de dahil olmak üzere 4 seneden bahsedelim. Bu yani Tel Aviv Üniversitesi'nin ve Tel Aviv Üniversitesi'ndeki elektrik elektronik mühendisliğinin başlıca avantajları ve dezavantajları nelerdi senin için? Ya şöyle söyleyeyim. Benim üniversite, yani üniversite, Tel Aviv Üniversitesi değil de biraz bölüm olarak söyleyeceğim bu avantajı. Benim bölümümde benim ilk giriş yaptığım senede yaklaşık 20 yani 30 kişi falandı. Ve hani 30 kişi olması profesörlerin daha çok hani en azından yüzleri, simaları tanıyabileceği, en azından bir hani amfi ortamından değil de daha çok böyle işte lise sınıf ortamı kıvamda. O yüzden hani bu da bir nevi profesörlere soru sorma konusunda hani biraz daha hani daha kolay oluyor. Aynı zamanda birebir destek alma daha basite indirgeniyor. Yani profesöre hemen yani o an sorabiliyorsun, bir teneffüste bir şey yapabiliyorsun. Yani o yüzden hani aynı zamanda sınıf arkadaşları, bu arada bunu da ek olarak söyleyeyim. Benim bölümümde benim derslerim veriliyor. Bizden ders seçimi yapmamızı beklenmiyor. Bunun asıl nedeni de öğretmenlerin, yani İngilizce öğreten öğretmenlerin sayısı maalesef o kadar fazla değil. Öğreten öğretmenler de yurt dışında büyük yani top üniversite, Ivy League olsun o tarz üniversitelerden eğitim almış ve daha orada çalışmış profesörler oluyor. Tabii ki bu avantaj ama aynı zamanda şöyle bir dezavantaj oluyor. Ben de yani derslerimi seçemiyorum. Şimdi daha önceki kısma da gelirsek, az kişi olduğumuz için ve devamlı aynı derslere girdiğimiz için çok iyi bir arkadaşlık ortamı da var. Bu şekilde hani birbirimize de yardımcı olabiliyoruz. Çünkü yani bütün dersleri hep İngilizce ve hep beraber alabiliyoruz. Üniversitenin ek olarak çok olanağı var. Laboratuvarlar olsun, laboratuvarlarda çalışabilme olsun. Onun dışından farklı farklı nasıl söyleyeyim hani her türlü öğretmenler de soru sorabiliyorsun, her türlü profesörlere danışabiliyorsun. Laboratuvarlar olsun, aynı zamanda kütüphaneler olsun. Bu tarz avantajlar var. Dezavantajlar da bölümün zor olması. Bölüm maalesef zor. Çünkü ya zaten hani İsrailli bir öğrenci girmek için onların lise sınavlarından en yüksek not almak zorundalar. Bu da aslında öğrenci kalitesini çok arttırıyor. Benim giriş yaptığım sene öğrenci kalitesi maalesef biraz daha düşüktü. Bunun nedeni de hani yeni açılmış bir bölüm olmasıydı. Yani international bölüm yeni açılmış olmasıydı. O yüzden zaten
Yani şöyle, diplomanın kalitesini yani belli bir yerde tutmak için dersleri zaten çok zor yapıyorlardı. Yani zor dediğim İsrailli öğrencilerle aynı seviyede. O yüzden ilk sene 10-15 kişi yani birinci sınıfı geçemedi. Böyle. O yüzden öyle bir hani dezavantaj mı avantaj mı bilemiyorum bu tam olarak. Ama doğal seçilim maalesef görülüyordu. Ve en sonunda ben 6 kişi mezun olduk yani. O 20-30 kişiden. Bu şekildeydi. Yani evet, aslında başta yani okuma sürecinde bir dezavantaj çok büyük bir stres yaratıyordur illaki. Ama hani bitirdikten sonra, yani başarabildikten sonra da çok büyük bir avantaja döndüğüne eminim kesinlikle. Kesinlikle. Çok güzel bilgiler edindik akademik anlamda. Şimdi biraz da finansal boyutuna geçelim. Özellikle hani öğrenciler ve onlara sponsor olacak kişilerle de alakalı bir şey bu. Bize biraz hani hem okulun ücretlerinden, burs olanaklarından, bunların üstüne de hani Ramatabib'de aylık geçim masrafları ne boyutta, bunlardan bahsedersen süper olur. Tabii ki. İlk başta okulun ücreti 15 bin dolardı ki bu fiyat hani Avrupa standartlarının bile biraz aşağısında, hani Amerika'ya kıyaslamıyorum bile zaten. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçen seneki girişlerle beraber 3.000 dolara düştü fiyat. Ve tabii buna rağmen, yani buna karşın şöyle bir düzenleme oldu. Hem yani İsraillerle beraber eğitim süreci oldu ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim, giriş daha zor oldu. Daha farklı şeyler istendi. Daha başarılı öğrenciler isteniyor. Onun dışında şöyle söyleyeyim, burs olanakları var. Ama burs olanakları tamamen, yani tamamen demeyeyim ama başarıya bağlı. Genelde böyle Hintli ve Çinli öğrencilerin başarılı olduklarından ötürü okul onlara genelde burs olanağı sağlıyordu. Ama tabii ki hani okulun fiyatı düştüğü için belki hani o olanak da belki kalkmış olabilir şu an. Tahminim bu. Onun dışında tabii ki masa bursu var ilgilenenler için. Yani masa hakkını İlk sene, sadece bir seneliğine burs olarak uygulanabiliyor. Ve hani tabii ki o mevcut hani size finansör olan kişinin vergi levhası olsun, belirli dokümanlarına bakarak o burs olanı o olanı ve oranı daha doğrusu belirleniyor masa yönetimi tarafından. Onun dışında burs olanağı başka, yani maalesef çok fazla yok yani. Finansal açıdan gelirsek, ilk başta ben yurt parasını şey yapayım, söyleyeyim. Yani Ramatev biraz pahalı bir şehir. Ben yurtta kaldım ve yurtta da 4 kişilik yurtta kaldım. Yani bir 4 kişilik bir daire gibi düşün. Ve 500 dolardı. Benim yani bir aylık 500 dolardı. Tabii ki bunun içinde işte elektrik, su falan hepsi içinde. Ve bu fiyat 1500 şekele yaklaşık bir şey. Ama şu an yakın bir süre içinde baktım, 600 dolara yükselmiş. Aynı zamanda yani yurtta kalmak, yani iki farklı yurt var ama genelde international öğrenciler için şey yapıyorlar. Einstein yurdunu bir tek veriyorlar. İki tane yurt var. Ve o yurtta da hani 4 kişilik kalıyorsunuz. Yani o da bir avantaj tabii ki. Ve daha da uygun oluyor bu arada. Onun dışında eve çıkmak istiyorsanız yani ben hiç eve çıkmadım ama yaklaşık 2000 şekel gibi sadece kira aylık ödüyorsunuz. Yani 2000 şekel biraz daha fazla olabilir. Yani üniversitenin yakınında diyorum, Ramatevi'nin çevresinde. Tabii ekstra olarak da hani paylaşılırsa falan 150-200 şekel, belki 250 şekelde bir elektrik, su masrafı falan gibi oluyor. Onun dışında tabii ki hani yaşamsal ücretler hani tabii ki kişiden kişiye göre değişebilir. O yüzden hani şöyle söyleyeyim, farklı farklı marketler var ama öğrencilere mesela daha, yani indirim değil ama daha uygun mesela yurdun dibinde marketler var. O yüzden hani öğrenci yaşamı için aslında biraz nasıl söyleyeyim, güzel. Yani orta güzel bir şehir. Yani
o indirimli marketin hemen böyle bir yaklaşık 2 dakika mesafesinde Ramatabi Mall var mesela. O da İsrail'in en pahalı alışveriş merkezi. O yüzden hani her şeye nasıl söyleyeyim, her ekonomik duruma göre şey var yani, alışveriş yapılabilecek yer var. Bu şekilde yani. Süper, çok güzel. Şimdi biraz da istiyorsan sosyal tarafına geçelim. Aslında biraz yurt koşullarını anlatırken de arkadaşlık ortamından bahsettin, akademik bölümde de bahsetmiştin. Hani sosyal anlamda bir öğrenci kulüpleri var mı Tel Aviv Üniversitesi'nde? Bunu merak ediyoruz aslında. Ha, işte süper. Tam avantaj dezavantaj kısmı için hani bunu unutmuştum. En büyük dezavantajlarından biri üniversitemin buydu aslında. Öğrenci kulüplerinin azlığı veya tam olarak değer verilmemesi o kadar fazla. Ya bunun nedeni de öğrencilerin birçoğu İsrailli olması. Ve İsrailli öğrenciler de askere gittiği için, yani askerlik sonrası üniversiteye gidince tamamen hani akademik ve aynı zamanda yanında ne bileyim çalışma olsun veya ne bileyim tam konsantre bir şekilde akademik bir şekilde üniversite hayatlarını geçiriyorlar. Bu yüzden de maalesef daha az kulüpler var. Yakın süre içinde işte yine international öğrenciler tarafından kurulan işte drama kulübü olsun veya MUN kulübü olsun ve birkaç farklı kulüpler de var. Ama bunlar bir elin parmağını geçmiyor maalesef. Onun dışında etkinlikler var aslında. Hani birçok etkinlik var. Bunlar bayağı nasıl söyleyeyim, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması için büyük bir hani olay oluyor. Aynı zamanda birçok marka, birçok firma aslında böyle üniversitede kendi reklamını yapıp biraz daha indirimli işte ürünler satıyor. Onlar güzel oluyor. Aynı zamanda birçok aslında etkinlik de oluyor üniversite içinde. Fuarlar olsun, o tarz şeyler ve öğrencilerin de katılması yani birçoğunda ücretsiz oluyor. Yani öğrenciler de katılabiliyor. Ekstra olarak tabii üniversitedeki en büyük olay Student Day. Yoma Student diye geçiyor. O günde bir gün boyunca böyle devamlı partiler, işte ülkenin en iyi yani yıldız sanatçıları, şarkıcıların geldiği bir işte organizasyon oluyor. Konserler, işte seyirler, bilmem neler falan böyle. Bu da tabii ki bir nevi böyle sınavdan önce motivasyon gibi oluyor. Hani yazın. Özellikle böyle sıcak havadan böyle etkili. İşte bu şekilde havuz partileri falan böyle biraz çekeyim Evet. üniversiteme. Ya aslında senin yani öğrenci kulüplerinin azlığından bahsettin ama bunun yani bunun dışında okul iç ve dış aktiviteleri yani konusunda yoğun bir üniversite aslında. Yani bunu da bir avantaj olarak sayabiliriz kesinlikle. Haklısın ama ne bileyim biraz fazla böyle bir de bayramlar olunca bayramların çokluğundan işte hem dini hem milli bayramlardan işte devamlı bir parti aslında bir var yani o tarz şeyler. Süper. O zaman biraz daha mikro boyutuna inelim bunun. Üniversitedeki senin arkadaş çevren nasıldı? Yani ve bu arkadaş çevresiyle olan iletişimin bir yandan da hani bütün yeni öğrenci adaylarının yani üniversite adaylarının merak ettiği bir şeyde ne kadar uluslararası bir çevre var. Hani sen biraz bahsettin aslında ama biraz da hani bunun sosyal boyutundan konuşalım. Tabii. İlk başta söyleyeyim zaten bölümümün international olmasından ötürü gerçekten hani farklı farklı ülkeden insanlar var. Ya aynı zamanda bir de İsrail olması da ayrı bir şey. Yani devamlı göç alan bir yer olmasından ötürü ve zaten tarihte çok fazla göç aldıklarından ötürü mesela bir profesörüm vardı. Adam Azeri'ydi mesela. Diyordu da Türkçe ben biliyorum falan gibilerinden. O yüzden ama hani ekstra olarak öğrenci olarak mesela Çin'den mesela Çinli çok öğrenci var. Hintli daha fazla var. En fazla Hintli öğrenciler var. Amerika'dan olsun, işte Avrupa'nın belirli şehirlerinden olsun. Afrika'dan dahi, Brezilya'dan böyle dünyanın birçok yerinden öğrenci alıyor üniversite. Aynı zamanda hani master yapmak isteyen çok öğrenci, değişim programıyla gelen çok öğrenci var. Her sene işte Amerikalı çok öğrenci geliyor. O yüzden hani arkadaş çevresi kendim yani benim açımdan çok iyiydi çünkü hani bütün dersleri hep aldığım arkadaşlar ve devamlı hani birlikte çalışıyorduk.
İşte farklı farklı etkinliklere birlikte gidiyorduk falan. O yüzden yani hem farklı kültürlerin birleşimi böyle oldu, hem de böyle yani güzel bir paylaşım çevresi. O yüzden hani kesinlikle bence üniversite çağında yaşanması gereken bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Yani onun dışında Ramatavi'den de bahsedeyim. Ramatavi de kesinlikle hani internasyonel bir şehir. Yani Tel Aviv'de kesinlikle. O yüzden hani farklı farklı diller, yani Rusça olsun duymak çok fazla, hani çok fazla duyulabilir. Fransızca, ya yani Türkçe bile duyulabilir. Hani bir kere yurdumdaydım. Yurtta böyle oturuyordum falan böyle. Cam da biraz açıktı. Bir anda aşağıda işte Galatasaray'ın maçı ne olacak diye böyle biri böyle telefonda konuşuyordu. O yüzden Türkçe bile duyabilirsiniz. Süper. O zaman hani biraz da günlük yaşama geçelim istiyorsan. Yani hem günlük yaşam Ramat Aviv'de sıradan bir günün nasıl geçiyor öğrencilik hayatında, hem de hafta sonları nasıl geçiyor, bunun hani yapılabilecek aktiviteler, ulaşım olanakları falan, bunlardan bahsedersen süper olur. Tabii ki. Yani tabii ki her üniversite öğrencisinin olduğu gibi benim de programım karma karışık bir programdı. Bizim avantajımız şöyle. Bir kere hani İsrail'de Şabat günü tatil olduğu için Cuma günü maksimum hani yarım gün oluyordu. Çok ders koymamaya çalışıyorlardı Cuma günü. Cumartesi günü de aynı şekilde Şabat'tan ötürü hiçbir şekilde ders olmuyordu. Bir de bizim programımızda ekstra bir gün ders koymuyorlardı ve o günü ben genelde böyle dinlenerek ya da ders çalışarak ya da işte sosyal etkinliklere katılarak geçiriyordum. Ders olduğu günler biraz fazla yoğun oluyordu. İşte binadan binaya geçmeler olsun veya örnek veriyorum işte çalışma gerektiriyordu. Ben biraz daha böyle ders dışı olan kısımları günümü anlatayım. Tabii ki bu arada hani yaşamsal etkinlikler, mesela işte markettir, işte onun dışında hani bu tarz mesela kıyafetlerimi yıkamadır falan, bunların dışında kesinlikle arkadaşlarla işte barlar olsun, o tarz yerlere gidiyoruz. Onun dışında ben spor yapmayı seviyorum. 30 dakika mesafede şey parklar var. Tabii ki Hayalkon Park var. Hayalkon Park'ta basketbol potaları olsun, işte aynı zamanda ne bileyim koşabileceğiniz, hatta piknik de yapabileceğiniz, zamanında yaptım ben de, yapabileceğiniz yerler var. Yine 30 dakika, bu arada 30 dakika diyorum, yürüyerek 30 dakika. İşte yine yürüyerek 30 dakika mesafede Tel Baruch Beach var. Yine aynı şekilde işte kumda futbol oynadığım bile olmuştu böyle. O tarz şeyler. Yani günüm genelde hani bu şekilde geçiyor. Yine kampüsün dibinde bir student bar var. Ve öğrenciler oraya gidiyor ve orada hani belli etkinlikler de oluyor. Ve örnek veriyorum mesela yine o barda mesela öğrencilerin organize ettiği Bar Talks diye bir etkinlik var. Ve belirli aralıklarla yapılıyordu. Bu Bar Talks etkinliklerinde günümüzde yaşanan belirli bir sosyal olay veya herhangi bir politik bir olay da olabilir. Bu olayı bilen bir profesör, bir iki profesör ve aynı zamanda birkaç konuşmacılarla barda bir nasıl söyleyeyim, bir konuşma, bir tartışma ortamı oluşuyor. Aynı zamanda ilk birayı da onlar veriyorlar gibi böyle bir Bira etkinlik. sohbeti gibi bir şey denebilir Aynen öyle, kesinlikle. Ama hani konular, örnek veriyorum, Amerika'nın seçimleri hakkında bile yani. olabiliyor. Tamamen İsrail'in hani kendi iç sorunlarından biri de olabiliyor. Politik bir şey de olabiliyor. O yüzden hani kesinlikle sosyal. Aynı zamanda ekstra olarak şunu da belirteyim. Hani spor yapmaya 30 dakika mesafe mi gidiyorsun diye soran olur. Yani yakında da basketbol potaları falan var. Ama ekstra olarak eğer sporla ilgileniyorsanız, üniversitenin hem yani tam yanında bir tane spor salonu var. Ve genelde hani Tel Aviv değil de yani o yakın coğrafyada, yakın coğrafya deyince İsrail biraz şey, yakında oturan birçok insan üyelik aldığı bir spor salonu var. Öğrenciler için indirimli. Bedava değil ama indirimli. Yani yanında futbol sahası var. İşte yine basketbol sahaları, işte havuzudur, işte bayağı her şeyi var yani, spor salonu. Yani hiç üyeliğim olmadı. Çok spor
şey yapmıyorum. Yani yurdun içinde de bu arada spor salonları var. Hı-hı. Yani biraz daha hani minimal. Ama yine de verimli olabiliyor. Bu şekilde yani. Süper. Yani gerçekten çok aslında bir nevi yani havanın da yarattığı bir avantaj var diye anlıyorum ben aynı zamanda. Hı-hı. Hani her ne kadar bazı zamanlarda çok sıcak olduğunu bilsem de fazla sıcak olduğunu genel olarak bir şey yaratıyor yine de bir fayda sağlıyor diye düşünüyorum ben de. O zaman aslında biraz benim sorularımın sonuna geldik biraz ama hani kapatmadan önce de ufak bir şey sormak istiyorum sana. Hani bizimle paylaşmak istediğin komik olabilir, ilginç olabilir. Hani üniversite yıllarında bir anı var mı? Sonra da yavaştan kapatacağız zaten. Tamam, tabii ki. Şöyle bir anımı anlatayım. Yine İsrail'e özgü bir şey olsun. Şimdi İsrail'de yılbaşı kutlanmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, resmi olarak kutlanmıyor. Ama ülkede örnek veriyorum, hani belirli ana sokaklar kapatılıyor. Yani araba geçimine kapatılıyor. Yani azıcık kutlanıyor gibi diyebiliriz. Ama resmi akademik bir tatil olarak, yok ama anladığım kadarıyla. Aynen, resmi bir tatil değil. Ve aynı zamanda akademik olarak da bir sonraki gün, yani 1 Ocak günü dersimiz oluyor. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama yaklaşık 2-3 sene önce yılbaşı akşamı bir arkadaşımızın evinde işte parti yapmıştık falan böyle. Biraz da saat 1'e biraz geçe kalkmıştık. Daha sonra arkadaşlar arasında konuşmuştuk hani kim yarın derse gidecek. Ders de bu arada saat 7'deydi. Böyle çok da erken olmasından ötürü böyle hiç kimse gitmesek mi falan demişti böyle. Ama hani tabii ki ben dedim öyle hocaya ayıp olur falan gibilerine. Daha sonra bir sonraki gün hani dedim ne yapalım artık gideceğiz. Gittim derse. Bir baktım hiç kimse gelmedi. Ve bu arada hiç kimseyle de konuşmadık. Yani hiç kimse bana demedi hani ben gelmeyeceğim falan Hı-hı. diye. Ben de dedim ki herhalde gelirler. Uyuyakalmışlardır. Uzaktan gelen var. Daha sonra bir baktım hoca da gelmedi. Dedim acaba dersi iptal mi etti ben boşuna mı geldim? Sonra bir 2-3 dakika sonra hoca geldi. Hoca bana baktı böyle. Dedi bu sınıfın gerisi nerede? Dedim hocam gelmediler dedim. Ondan sonra baktı böyle. Hocayla biraz konuştuk işte yılbaşı akşamı ne yaptınız falan. Dedim hocam herhalde onlar partilediler o yüzden gelmediler. Dedim hani belki hani ne bileyim derse şey alıyorum böyle ciddi falan ciddiyete bakıyorum falan gibilerinden. Ekstra birkaç puan alırım diye. Arkadaşlarını sattın yani ekstra puan yani... almak için. Yani falan böyle şaka amaçlı. Hoca da zaten şaka amaçlı cevap verdi. Dedi işte sen partilemedin mi? Dedi böyle bir şey böyle acırmış gibi baktı bana. Yok hocam ben de partiledim dedim böyle. Güldük falan böyle. Hocam sizi de çağırmak isterdik falan dedim. Hoca da biraz yaşım şey oldu falan gibilerinden. Öyle. Neyse yani o gün boşu boşuna gitmiş oldum. Hoca dersi iptal etti böyle. Ki zor da bir dersti. Ve sınava da eklemedi o dersi. Yani iyi oldu diyebilirim böyle. Bu şekilde de bir olay yaşamış oldum. Süper. Yani gerçekten ilginç bir yani enteresan bir anıymış. O zaman hani kapatmadan önce son olarak da yani senden sonra Tel Aviv Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrencilere, öğrenci adaylarına ya da İsrail'de okumak isteyen insanlara tavsiyelerin neler? Bir de son onları duyayım sonra da kapatalım. Ya genel bir tavsiye şöyle vereyim. Yani bir bölümü okumak istiyorsanız ilk başta bir araştırmasını kesinlikle yapın. Hani sırf böyle ne bileyim cool gözüküyor diye okumayın kesinlikle. Sonra gerçekten hani şey oluyor. Birçok arkadaşım bırakmak zorunda kaldı. Birkaç senesini boşu boşuna geçirmek zorunda kaldı. O yüzden gerçekten hani elektrik elektronik mühendisliği düşünüyorsanız kesinlikle çok güzel bir tecrübe. Hem eğitim açısından hem de yani çok büyük tecrübe, yani farklı farklı sektörden insanlarla da tanışıyorsunuz. Aynı zamanda çok üst düzey bir eğitim alıyorsunuz. Hatta ben ilk gün geldiğimde o bölümün kurucusu profesörle konuşmuştum. Demişti hani bu bölüm Amerika'da hem master hem de undergraduate deniyor. Hani lisans hem de lisans üstü eğitimi almakla eşdeğer demişti. Ve ben de böyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani tek şeyim uyarım yani eğer bölümü seviyorsanız ve yani seviyorsanız kesinlikle tercih edin. Bu şekilde. Süper. Çok teşekkür ederiz ben değerli teşekkür bilgilerin için. Umarım herkese de faydalı olmuştur.
Bunun dışında da yani bize sormak istediğiniz başka sorular olursa hani yine üniversite hayatı ile ilgili seve seve programımızda yer etmek isteriz bu sorulara da. Aynı zamanda Shalom Artı 18'in Okuduktan Oldu podcast'inin bir konuğu olmak istiyorsanız, hani sizin de böyle bir deneyiminiz varsa, eğitim deneyiminiz, bunları da seve seve duymak isteriz. Sizi de programımızda ağırlamak isteriz. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Son olarak şunu da ekleyelim. Yani sorularınız varsa YouTube'dan aşağıya yazabilirsiniz. Oradan da iletişime geçebiliriz. Aynen, süper. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka Teşekkürler. yani başka programlarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.